Bundan sonra da reform irademizi korumaya ve yeni adımları atmaya devam edeceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın da adli yıl açılışında ifade ettiği gibi Cumhuriyetimizin 2023 100. yılına ve 2053'e doğru giderken hukuk ve yargı hizmetleri konusundaki politikalarımızı belirlemek, Cumhuriyet'in 2. yüzyılına adalet alanında ülkemizi hazırlamak, adalet politikalarında Türkiye'yi örnek alınan öncü bir ülke haline getirmek için de çalışmalara başladık. Yüksek yargı başkanlarımızla, Yargıtay Başkanımız, Danıştay Başkanımız, Sayıştay Başkanımızla bir araya geldik. Bu çalışmanın usul ve esaslarını değerlendirdik. Bakanlığımızın birim amirleriyle bir araya geldik. Bu konuda atılacak adımları değerlendirdik. Yeni bir komisyon kurularak önümüzdeki süreçte Türkiye'yi 2. yüzyıla hazırlayacak adalet politikalarının stratejisini hukuk ve yargı alanında yapacaklarımızı yeniden ele alacak ve inşallah dünyaya örnek olacak adalet politikalarını hayata geçirme irademizi ortaya koyacak. Bunları Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız ve takvimlendirmesini de inşallah birlikte yapacağız. Ve bu anlamda en önemli reformlardan birini hiç kuşkusuz savunma alanında yapacağımızı ifade etmek isterim. Bir yandan hukuki himaye sigortası dediğimiz, halk arasında hukuk sigortası diye de bilinen bir sigortayı hayata geçirmek için yeni bir bilim komisyonu kurduk. Ve bu bilim komisyonumuzla da geçen bir toplantı yaptık. Bu komisyonun yapacağı çalışmalar, elde edeceği sonuçlar, vatandaşlarımıza kazandıracağı menfaatler üzerinde enine boyuna değerlendirmelerde bulunduk. Hukuki himaye sigortasıyla avukatla vatandaşı artık karşı karşıya gelmekten kurtaracak, ücret tartışmalarına son verecek, hukuki yardım ve adli yardım konularında darda ve zorda olan insanlarımızın imdadına koşacak yeni bir sistemi ülkemize kazandırma konusunda kararlıyız. Bunun çalışmalarını yapıyor, dünyayı ve Türkiye'nin birikimlerini ve tecrübesini inceleyerek yeni bir adımı atacağız. Öte yandan avukatlık kanunuyla ilgili daha önce yaptığımız çalışmalar var. Bu çalışmaların üzerine yenilerini koyacak, barolarla birlikte çalışarak Türkiye'ye çağın ve günümüzün gereklerine uygun avukatlarımızın ve savunmanın hak ve hukukunu koruyan ve onları güçlendiren yeni bir avukatlık yasasını kazandıracağımızı da buradan ifade etmek isterim.